Sürgüleme sendromu bir insanın vücudunun herhangi bir yerini hareket ettirebilme kapasitesini büyük ölçüde veya tamamen kaybetmesi, buna karşılık bilişsel becerilerinin olduğu gibi kalmasıdır. Bu sendromdan muzdarip hastalar şu ana kadar ancak göz hareketleriyle iletişim kurabiliyorlardı. Bazı hastaların beyinlerine yerleştirilen küçük sinyal toplayan elektrotlarla bu sinyalleri sadece harekete değil, kelimelere çevirmek için de çalışmalar yürütülüyor. Eğer başarılırsa bu sendromla yaşayan hastalar nihayet dış dünyayla doğrudan konuşabilecek ve biz de nihayet teknolojiyi başka insanların zihinlerini okumak için kullanabileceğiz. Ancak geliştirilmekte olan tüm projeler içinde en devrimci olanı bir bilgisayarın hem insan beyninin elektrik sinyallerini okumasını sağlayan hem de aynı anda beyni okuyabileceği elektrik sinyalleri aktaran bir beyin bilgisayar arayüzü tasarlama çalışmasıdır. Bu tür arayüzler beyni doğrudan internete veya pek çok beyni birbirine bağlayıp bir çeşit beyin interneti kurarsa ne olur? Beynin kolektif bir hafıza bankasına doğrudan erişimi olursa insan hafızasına, bilincine ve kimliğine ne olur? Böyle bir durumda örneğin bir cyborg bir diğerinin anılarına ulaşabilir. Bu anılarını duyumsamak, bir otobiyografide okumak ya da hayal etmek değil, doğrudan sanki kendi anılarıymış gibi onları hatırlamaktan bahsediyoruz. Zihinsel kolektif hale geldiğinde kişinin kendisi veya toplumsal cinsiyet kimliği gibi kavramlara ne olur? Hayal sizin zihninizde değil de kolektif bir hayaller deposundaysa kendinizi nasıl bilebilir veya hayalinizin peşinden nasıl gidebilirsiniz? Böyle bir cyborg artık insan değildir. Hatta organik bile değildir. Tamamen farklı bir şeydir. Bu yaratık o kadar farklı olacaktır ki bugün felsefi, psikolojik veya siyasi etkilerini şu an anlamamız mümkün değildir. Başka bir hayat. Yaşamın yasalarını değiştirmenin bir üçüncü yolu da tamamen inorganik varlıklar yaratmaktır. Bunun en belirgin örnekleri bağımsız olarak evrim geçirebilen bilgisayar programları ve virüslerdir. Genetik programlama bugün bilgisayar dünyasının en ilginç alanlarından biridir ve genetik evrimin yöntemlerini taklit etmeye çalışır. Pek çok programcı, yaratıcısından bağımsız olarak öğrenebilen ve kendisini evrim yoluyla geliştirebilen bir program yazmanın hayalini kuruyor. Bu durumda programcı bir primum mobil yani ilk hareketi veren olacaktır. Yarattığı şey ise ne yaratıcısının ne de başka bir insanın öngörebileceği yönlere doğru evrilebilecektir. Böyle bir programın prototipi aslında mevcuttur. Bunlara bilgisayar virüsü denir. İnternette yayıldıkça virüs kendisini milyonlarca kez çoğaltır. Bu esnada da antivirüs programları tarafından kovalanır. Ve siber uzayda bir yer edinebilmek için diğer virüslerle rekabet eder. Bir gün virüs kendini çoğaltırken bir hata, bilgisayar ortamında gerçekleşmiş bir mutasyon oluşur. Mutasyon insan mühendisinin virüsü yaratırken zaman zaman rastgele çoğaltım hataları yapması yönünde programlamasından ya da rastgele bir hatadan kaynaklanabilir. Eğer şans eseri modifiye edilmiş virüs diğer bilgisayarlara sızma yeteneğini kaybetmeden antivirüs programlarından kaçmayı başarabiliyorsa siber uzayda yayılacaktır. Bu durumda mutantlar hayatta kalacak ve üreyeceklerdir. Zaman geçtikçe siber uzay kimsenin yaratmadığı ve inorganik evrim geçiren yepyeni virüslerle dolacaktır. Bunlara yaşayan yaratıklar denebilir mi? Bu yaşayan yaratıklardan ne anladığınıza bağlı. Bu virüsler organik evrimin yasalarından ve sınırlarından tamamen bağımsız yeni bir evrimsel sürecin ürünleridir. Diğer bir ihtimal düşünelim. Farz edin ki beyninizi taşınabilir bir sabit diske kopyalayabiliyor ve onu dizüstü bilgisayarınızda çalıştırabiliyorsunuz. Bilgisayarınız tıpkı bir Sapiens gibi düşünüp hissedebilir mi? Eğer öyleyse bu siz mi olursunuz yoksa başka biri mi? Bilgisayar programcıları, bilgisayar kodlarından oluşan ve kendi benlik hissi, bilinci ve hafızasıyla tamamen yeni bir dijital zihin yaratırsa ne olur? Programı bilgisayarınızda çalıştırdığınızda bu bir kişi mi olacaktır? Öyleyse programı sildiğinizde bu bir cinayet midir? Kısa süre içinde bu gibi soruların cevaplarını bulabilirsiniz. 2005'te kurulan Human Brain Project, İnsan Beyni Projesi, beyindeki sinir ağlarını temsil eden elektronik devrelerle dolu bir insan beyninin tamamını bir bilgisayarın içinde yeniden yaratmayı hedefliyor. Projenin yöneticisi, eğer yeterince mali destek verilirse 10 ya da 20 yıl içinde bir bilgisayarın içinde yer alan ve bir insan gibi konuşup davranabilen yapay bir insan beynine sahip olabileceğimizi söylüyor. Bu proje başarılı olursa 4 milyar yıl boyunca organik bileşenlerin sınırlı dünyasından
gezindikten sonra yaşamın bir anda en uçuk hayallerimizin ötesinde şekillenmeye hazır halde inorganik dünyanın enginliğine açılacağı anlamına geliyor. Elbette tüm akademisyenler zihnin günümüz bilgisayarlarına benzer biçimde çalıştığı fikrine katılmıyorlar. Eğer öyleyse günümüz bilgisayarları zihni simüle edemeyebilir. Ama yine de bunu denemeden bu olasılığı reddetmek akıllıca değil. Ayrıca bu proje 2013'te Avrupa Birliği'nden 1 milyar euro ödenek aldı. Tekillik. Şimdilik bu yeni fırsatların çok küçük bir bölümü gerçekleşti. Yine de 2013 yılının dünyası daha şimdiden kültürün kendisini biyolojinin zincirlerinden kurtardığı dünyadır. Sadece etrafımızdaki dünyayı değil, her şeyden önce kendi bedenlerimizin ve zihinlerimizin içindeki dünyayı değiştirebilme becerilerimiz ışık hızıyla ilerliyor. Giderek daha çok faaliyetimiz her zamanki biçimlerinden kurtuluyor. Avukatlar mahremiyet ve kimlik konularını, hükümetler sağlık ve eşitlik kavramlarını, spor kulüpleri ve ekonomik kurumlar fair play ve başarı kavramlarını gözden geçirmeli. Emeklilik fonları ve iş piyasaları da kendilerini 60 yaşın artık 30 yaş gibi olacağı yeni bir dünyaya göre ayarlamalıdır. Tüm bu kurumlar biyomühendislik, cyborglar ve inorganik yaşam gibi bilmecelerle baş etmek zorundadır. İlk insan genomu haritasını çıkarmak 15 yıl sürdü ve 3 milyar dolara mal oldu. Bugünse bir insanın DNA'sını birkaç haftada ve birkaç yüz dolara haritalayabiliyorsunuz. Kişiselleştirilmiş tıp çağı, tedaviyi DNA'ya göre ayarlayan ilaçlar artık başlamış durumdadır. Aile doktorunuz yakında size kalp krizi riskinizin olmadığını ama ciddi karaciğer kanseri geçirme ihtimalinizin olduğunu söyleyebilir. Ayrıca insanların %92'sinde işe yarayan bir ilacın sizde etkili olmayacağını ve çoğu insan için ölümcül fakat sizin için doğru tedavi anlamına gelen başka bir ilacı kullanmanız gerektiğini söyleyebilir. Mükemmele yakın tıbba artık çok yakınız. Öte yandan tıbbi gelişmeler de yeni etik tartışmalara yol açacaktır. Şimdiden mahremiyet gibi meşakkatli bir konunun DNA ile ilgili yönleriyle uğraşılıyor. Sigorta şirketleri DNA taramalarımızı isteme ve eğer genetik yapımızda dikkatsiz hareket etmeye yönelik bir eğilim keşfederlerse primlerimizi yükseltme hakkına sahip olacaklar mı? Veya potansiyel işverenlere özgeçmişimizi değil de DNA'mızı mı göndermemiz gerekecek? Bir işveren DNA'sı daha iyi olduğu için bir başkasına öncelik tanıyabilir mi? Veya bu durumda genetik ayrımcılıktan dava açabilecek miyiz? Bir şirket yeni bir canlı veya organ yaratıp bunun DNA diziliminin patentini alabilecek mi? Birinin bir tavuğa sahip olabilmesi mümkündür. Peki bir türün tamamına sahip olması mümkün olabilecek mi? Bu tür ikilemler Gılgamış projesinin ve potansiyel süper insanlar yaratabilecek diğer imkanlarımızın etik ve toplumsal yansımaları yanında çok önemsiz kalacaktır. İnsan Hakları Evrensel Bildirgesi, dünyanın dört bir yanında devletlerin yürüttüğü tıbbi programlar, ulusal sağlık güvencesi programları ve anayasalar, bir ülkenin tüm bireylere adil tıbbi tedavi uygulaması sağlaması gerektiğini savunurlar. İlaçların asıl hedefi hastalıkları önlemek ve tedavi etmek olduğu sürece sorun yoktur. Peki tıp insanların çeşitli özelliklerini geliştirmekle uğraşmaya başlayınca neler olabilir? Tüm insanların bu gelişmiş özelliklere hakkı olacak mı? Yoksa yeni bir süper insan seçkinleri mi çıkacak ortaya? Geç modern çağdaki dünyamız tarihte ilk defa tüm insanların temelde eşit olduğunu iddia etmekle gururlanırken tarihteki en eşitsiz toplumu kurma ihtimali çok yüksek. Tarih boyunca üst sınıflar hep alt sınıflardan daha akıllı, daha güçlü ve daha iyi olduklarını iddia ettiler ama çoğunlukla kendilerini kandırıyorlardı. Fakir bir köylü, ailesinde doğan bir bebeğin kralın oğlu kadar zeki olma ihtimali hep vardı. Yeni tıbbi imkanlarla üst sınıfların bu kibri artık gerçeğe dönüşebilir. Zira bu bilim kurgu değil. Çoğu bilim kurgu hikayesi bizimle tamamen aynı özelliklere sahip olan Sapiens'in lazer tabancaları ve ışık hızında ilerleyebilen uzay gemileri gibi üstün teknolojilere sahip olduğunu anlatır. Bu hikayelerdeki etik ve siyasi ikilemler kendi dünyamızdan alınmıştır ve geleceğe yönelik duygusal ve toplumsal gerilimleri yansıtır. Oysa gelecekteki teknolojilerin asıl potansiyeli Homo sapiens'in sadece silahlarla araçları değil, duyguları ve arzuları da dahil kendisini değiştirebilmesinde yatar. Hep genç kalacak, cinselliği olmayan, diğer varlıklarla düşüncelerini doğrudan paylaşabilen, odaklanma ve hatırlama becerileri bizimkinin bin katı olan, asla sinirlenmeyen, veya üzülmeyen ama öte yandan bizim hayal bile edemediğimiz duygulara
ve arzulara sahip bir cyborg'un yanında uzay gemisi nedir ki? Bilim kurgu böyle bir gelecek resmi çizemez. Çünkü kesin bir tasvir doğası gereği algılanamaz olacaktır. Bu tür bir süper cyborg'u konu alan bir film yapmak tıpkı Neandertaller için Hamlet'i tekrar çekmek gibidir. Muhtemelen dünyanın gelecekteki efendileriyle aramızdaki fark bizimle Neandertallerin arasındaki farktan fazla olacaktır. Biz de Neandertaller de en azından insanız. Oysa bizim torunlarımız tanrı gibi olacaklar. Fizikçiler Big Bang'i bir tekillik olarak anlatırlar. Doğanın bilinen yasalarının hiçbirinin var olmadığı andır. Zaman bile mevcut değildir. Dolayısıyla da bir şeyin Big Bang'den önce var olduğunu iddia etmek mantıksızdır. Yeni bir tekilliğe hızla yaklaşıyor olabiliriz ve o noktada o ana kadar dünyamıza anlam veren tüm kavramlar ben, siz, erkekler, kadınlar, sevgi, nefret geçersiz olacaktır. O noktadan sonra oluşan her şey de bizim için anlamsız olacaktır. Frankenstein kehaneti. 1818'de Mary Shelley yarattığı yapay varlık kontrolden çıkıp ortalığı mahveden bir bilim insanının hikayesi olan Frankenstein'ı yayınladı. Son 200 yılda bu hikayeye sayısız farklı biçimde tekrar tekrar anlatıldı ve yeni bilimsel mitolojimizin temel taşlarından biri haline geldi. İlk başta tanrı rolünü oynarsak ve yaşamı tasarlamaya kalkarsak sert bir şekilde cezalandırılacağımız konusunda bizi uyaran Frankenstein hikayesinin aslında daha derin bir anlamı da vardır. Frankenstein miti Homo sapiens'in son günlerinin hızla yaklaştığı konusunda uyarıyor. Hikayeye göre bir nükleer veya çevre felaketi araya girmezse teknolojik gelişmenin hızı kısa süre içinde Homo sapiens'in yerini başka varlıkların alacağını ve bunların sadece fiziksel değil bilişsel ve duygusal olarak çok başka bir dünyaya ait olacağını gösteriyor. Çoğu sapiens bunu rahatsız edici bulur çünkü gelecekte insanların bizim gibi olacağı ve hızlı uzay gemileriyle bir gezegenden diğerine seyahat edeceğine inanılır. Gelecekte bizim gibi duyguları ve kimlikleri olan varlıkların olmayabileceği, yerimizi bizden çok daha becerikli yabancı formların alabileceği ihtimali üzerine düşünmekten hoşlanmıyoruz. Her nedense Dr. Frankenstein'ın korkunç bir canavar yarattığı ve kendimizi kurtarmak için bu yaratığı öldürmek zorunda olduğumuz fikri bizi rahatlatıyor. Hikayeyi bu şekilde anlatmayı seviyoruz çünkü böylelikle bizim en iyi varlık olduğumuzu, bizden daha iyisinin hiç olmadığını ve hiç olmayacağını ifade ediyoruz. Bizi yerimizden etme yönündeki tüm girişimler başarısızlığa uğrayacaktır. Bedenlerimiz geliştirilebilir olsa da insan ruhuna dokunulamayacaktır. Bilim insanlarının beden üzerinde yaptığı mühendisliği ruh üzerinde de yapabileceği, bu şekilde geleceği Dr. Frankenstein'ların bizden çok daha üstün, bize bizim Neandertallere baktığımız gibi küçümseyerek bakacak bir şey yaratabileceği gerçeğini sindirmemiz biraz zor olacaktır. Günümüz Dr. Frankenstein'larının bu kehaneti gerçekleştirip gerçekleştirmeyeceklerini bilemeyiz. Gelecek belirsizdir. Ve şu son birkaç sayfadaki öngörülerin eksiksiz gerçekleşmesi gerçekten çok şaşırtıcı olur. Tarih bize hemen önümüzde duruyor gibi görünen şeylerin öngörülmeyen engeller yüzünden gerçekleşemeyebileceğini ve onların yerine bambaşka, hayal bile edilemeyen senaryoların devreye girebileceğini öğretmiştir. 1940'larda nükleer çağ başladığında 2000 yılındaki nükleer dünya hakkında pek çok tahmin yapılmıştı. Sputnik ve Apollo 11 dünyanın hayal gücünü ateşlediğinde herkes 100 yılın sonuna gelmeden insanların koloniler halinde Mars veya Plüton'da yaşayacağını düşünmüştü. Bu öngörülerin çok azı gerçekleşti. Öte yandan kimse interneti öngörmemişti. Dolayısıyla gelecekte dijital varlıkların açabileceği davalar için sorumluluk sigortaları almaya kalkışmayın şimdilik. Yukarıdaki bu fanteziler veya kabuslar sadece zihninizi uyarmak içindi. Ciddiye almamız gereken şey ise tarihin bir sonraki aşamasının sadece teknolojik ve örgütsel dönüşümler değil, insan bilinci ve kimliği üzerine de temelden etki eden dönüşümler içereceğidir. Üstelik bu dönüşümler o kadar temelden olacaktır ki bizzat insan kavramını bile sorgulatacaktır. Bu gerçekleşene dek ne kadar zamanımız var kimse bilemiyor. Daha önce de belirtildiği gibi bazıları 2050 yılında kimi insanların ölümsüz olacaklarını iddia ediyor. Daha ılımlı öngörülerse gelecek 100 yıl veya 1000 yıldan bahsediyorlar. Sapiens tarihinin 70 bin yıllık perspektifinden bakınca birkaç bin yıl nedir ki? Eğer Sapiens tarihi sona erecekse, Sapiens'in son nesillerinden birine mensup olan bizler zamanımızı şu son soruyu cevaplamaya ayırmalıyız. Neye dönüşmek istiyoruz? Human Enchantment
insan geliştirme sorusu olarak da bilinen bu soru şu anda siyasetçileri, filozofları, akademisyenleri ve sıradan insanları meşgul eden tüm tartışmaları önemsiz kılıyor. En nihayetinde günümüzün dinler, ideolojiler, uluslar ve sınıflar arasındaki tartışmaları Homo sapiens ile birlikte yok olacak. Bizden sonra gelenler gerçekten farklı bir bilinç seviyesinde olurlarsa veya bilincin ötesinde bizim şu an algılayamadığımız bir şeylere sahip olurlarsa, Hristiyanlığın veya İslam'ın onlara ilginç gelmesi, toplumsal örgütlenmelerinin komünist veya kapitalist olması veya cinsiyetlerin erkek ve dişi olması ihtimali çok düşüktür. Yine de bu tanrıların en azından ilk nesilleri kendilerini tasarlayan insanların kültürel fikirleri tarafından şekillendirilmiş olacağından tarihteki büyük tartışmalar önemlidir. Bu yaratıklar kapitalizmin mi yoksa İslam'ın veya feminizmin bakışlarıyla mı şekillendirilmiş olacak? Bu soruya verilecek cevap olayların gelişimini bambaşka yönlere sürükleyebilir. Çoğu insan bunları düşünmemeyi tercih eder. Biyoetik bile bunlar yerine şu soruya cevap vermeyi tercih ediyor. Neyi yapmak yasaktır? İnsanlar üzerinde yapılacak genetik deneyler kabul edilebilir mi? Ya da kürtajla alınmış fetüsler üzerinde? Veya kök hücreler, koyunları kopyalamak etik midir? Ya şempanzeler? Peki ya insanlar? Bunların hepsi önemli sorular ama bir anda frene basarak Homo sapiens'i başka tür bir yaratığa çevirebilecek bilimsel projeleri durduracağımızı ummak çok naif kaçar. Çünkü bu projelerin hepsi ölümsüzlüğün arayışıyla, yani Gılgamış projesiyle ayrılamaz şekilde iç içe girmiştir. Bilim insanlarına neden genomu incelediklerini, bir beyni bilgisayara bağlamaya çalıştıklarını veya bir bilgisayara zihin yüklemeye çalıştıklarını sorduğunuzda hemen hemen aynı standart cevabı alırsınız. Hastalıkları tedavi edebilmek ve insanları kurtarmak için. Bir bilgisayarın içinde zihin yaratmanın sonuçları psikiyatrik hastalıkları iyileştirmekten çok daha ciddi olsa da hepsi bu cevabı verecektir. Buna kimse itiraz edemez. İşte bu yüzden Gılgamış projesi bilimin amiral gemisidir ve bilimin yaptığı her şeyi haklı çıkarır. Doktor Frankenstein'ın da Gılgamış'ın omuzlarına tutunmuş durumdadır. Gılgamış'ı durdurmak imkansız olduğundan Frankenstein'ı durdurmak da imkansızdır. Tek yapabileceğimiz gittikleri yönü değiştirmeye çalışmaktır. Kısa süre içinde kendi isteklerimizi de şekillendirebileceğimizden, belki de bizden cevap bekleyen en önemli soru neye dönüşmek istiyoruz değil, neyi istemek istiyoruzdur. Bu soru karşısında ürpermeyenler muhtemelen soru üzerinde yeterince düşünmemiştir. Son söz. Tanrı'ya dönüşen hayvan. 70 bin yıl önce Homo sapiens hala Afrika'nın bir köşesinde kendi işiyle meşgul olan önemsiz bir hayvandı. İlerleyen bin yıllarda kendisini tüm gezegenin efendisi ve ekosistemin baş belasına çevirecek dönüşümü gerçekleştirdi. Bugün ise bir tanrı haline gelmenin sadece ebedi gençliğin değil, yaratmak ve yok etmek gibi ilahi becerileri de ele geçirmenin arifesinde. Maalesef dünyadaki sapiens rejimi şu ana kadar gurur duyabileceğimiz çok fazla şey üretmedi. Etrafımızı şekillendirdik, gıda üretimini arttırdık, şehirler yaptık, imparatorluklar kurduk, çok uzak ve geniş ticaret ağları oluşturduk ama dünyadaki acıyı azalttık mı? Tekrar vurgulamakta fayda var. İnsan gücündeki büyük artış birey olarak sapiensin durumunu daha iyi hale getirmedi ve genellikle diğer hayvanlara çok büyük acılar çektirdi. Geçtiğimiz 10 yıllarda nihayet insanların durumuyla ilgili bazı somut gelişmeler sağlayabildik ve kıtlığı, salgınları ve savaşı azaltabildik. Öte yandan diğer hayvanların durumu her zamankinden de hızlı kötüleşiyor ve insanların durumundaki düzelme de hem çok yeni hem de kesinlikle emin olmak için henüz çok erken. Dahası insanların yapabildikleri olağanüstü şeylere rağmen hedeflerimiz konusunda emin değiliz ve her zamanki kadar memnuniyetsiziz. Kano ve kadırgalardan buharlı gemilere ve uzay mekiklerine vardık ama kimse nereye gittiğimizi bilmiyor. Her zamankinden daha güçlüyüz ama bunca güçle ne yapacağımızı bilmiyoruz. Daha da kötüsü insanlar her zamankinden daha sorumsuz gibiler. Uymamız gereken yegane yasalar, fizik yasaları ve kendi kendini yaratmış küçük tanrılar olarak kimseye hesap vermiyoruz. Diğer hayvanları ve etrafımızdaki ekosistemi sürekli mahvediyoruz ve bunun karşılığında sadece kendi konforumuzu ve eğlencemizi düşünüyoruz. Üstelik tatmin de olmuyoruz. Ne istediğini bilmeyen, tatminsiz ve sorumsuz tanrılardan daha tehlikeli bir şey olabilir mi?